Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Süper lana klasik yelek ipi. 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. 6 artı 6 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi 2, 3 model üzerinde çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bir model. Bu şekilde ilmeklerimi ayarladım. 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir başlangıç, bir de bitiş olmak üzere 2 ilmek daha ekliyorum. Biraz burayı kısa yapmışım arkadaşlar. 2 ilmek de kenarlar için ekledik. Şimdi şişimi çıkarıyorum ve direkt modelimi uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olacak şekilde bu sıramı örüyorum. Modelimiz lastik istemeyen model. Yani lastiği kendinden arkadaşlar birkaç sıra ördüğümüzde lastik olmuş olacak. Sonrasında modelimizi uygulamaya geçebiliriz. Bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzündeyim. Yine bu yüzünde de aynı şekilde gördüğüm gibi bakın tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Bu şekilde 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu sıramı da yine gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi bu yüzünü de öreceğim. Şişimdeki ip sırayla 4 sıra oluyor. Onu da boşaltıyorum. Bu sıramı da örüp ön yüzünde modelimizi uygulayacağız. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradan bakın şimdi. 2 ilmeğimi birlikte sola doğru birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz. 2 ilmeğimi birlikte de sağa doğru birlikte örüyorum. Düz olarak bakın. Bir düz. Yine burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters mi? Ters. Bakın. 2 ilmeğimi sola doğru örüyorum. Bir düz. 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüyorum. Bir ters. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum. Bir düz. 2 ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum. Ve bir ters. Bu şekilde dönüşümlü olarak modelimiz gidiyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Yani gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum.
Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek. Pardon. Burada şimdi iki ilmeğimi birlikte ördüm. Üç ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şu ortadaki ilmeğimle yandaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Buraya bir tane doluyorum önce. İki defa doladım. Bu iki ilmeğimi yer değiştirip ikisini birlikte, yani üç ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bakın kesme yaptık. Şimdi buradan bir iki defa doladım. Bir ters. Tekrar iki defa doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın şu ortadaki ilmeğimle kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğim üste gelecek şekilde 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 2 defa doluyorum. 1 ilmek ters. 2 defa doladım. Burada da yine aynı şekilde 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte beraber düz olarak örüyorum. 2 defa artırdım, doladım. Bir ters, kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Buradaki düz ilmeğim düz. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeğimi de düz. Bakın. Burada iki defa artırdık ki bir ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Artırdığım ilmeği. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Yani burada yine ters düzleri, yani bir ters bir düz olarak örüyorum arkadaşlar. Sırasıyla bakın ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Pardon. Şöyle bir düz. Bir ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani artırdığım, ördüğüm ilmekleri bakın bu şekilde bir ters bir düz, bir ters bir düz olacak şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar örüyorum. Yani burada bir önceki sırada kestiğimiz ilmekleri yerine koymuş olduk. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzündeyim modelimin. Yine aynı şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bir ters bir düz. Şimdi devam ediyoruz modelimizi. Burası ara modelimiz, yani zemin olacak bir sonraki modeli için. Bu sıramı da bir düz, bir ters, bir düz, bir ters diye sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sıramı da tamamlayıp ikinci modelimin kurulumunu da yapacağız arkadaşlar. Yine bir ters bir düz diye gördüğüm şekilde örüyorum.
modelimin ön yüzündeyim. Aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum. Bakın. Bir düz, 2 ilmeğimi de buradan sağa doğru örüyorum beraber. Bakın. Bir ters, 2 ilmeği sola doğru örüyorum. Bir düz, 2 ilmeği sağa doğru örüyorum. Bir ters. Bu şekilde modellerimi kuruyorum. Modelimin birinci sırasını bu şekilde kuruyorum. Bir ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şöyle. Şimdi burada kesmelerimizi yaptık. Arka yüzünde örüyoruz. Gördüğümüz gibi. Gördüğüm gibi yönlerine örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi bakın. Şöyle görüntümüz oluştu. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki, burada iki defa doladım. İki defa artırma yaptım. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Üç ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bir, burada iki defa artırıyorum yine. Bir ters. İki defa artırıyorum. İki ilmeğimi yer değiştirdim. Üç ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bakın. Bir, iki defa artırdım. Bir ilmek ters. İki defa artırdım. Yine burada da aynı işlemi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte yer değiştiriyorum. Ve üç ilmeğimi birlikte beraber düz olarak örüyorum. İki defa artırdım. Bir ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Bu sıramızda modelimizin son sırası. Bir düz, bakın düz, buradaki ilmeğim ters, artırdığım iki ilmek var ya, birini ters örüyorum, diğerini düz örüyorum. Bir ters, bir düz, 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 bir ters, bir düz. Diğer parçasını ters, bakın. Ve düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle görüntümüz oluştu. Gördüğünüz gibi çok güzel, muhteşem bir model oldu arkadaşlar şöyle. Bakın. Ben daha önce Alize iple de çalışmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz ışıktan dolayı parlayabilir arkadaşlar. Ama çok güzel bir model bakın. Şöyle. Yelekler, Alize iplerle yelekler örebilirsiniz. Anne yelekleri örebilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın. İnce yelek ipiyle böyle oldu. Kalın iple de böyle oldu arkadaşlar. İkisi de çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.